Merhaba. Bu bölümde Idle arayüzünün debug modundan bahsedeceğiz. Şimdi Idle arayüzümüzü başlatalım. Debug modu kodlarımızı daha verimli kullanmamızı, analiz etmemizi sağlayan bir moddur. Idle arayüzünde debug modu bulunmakta. Şöyle debug menüsünden Debugger'a tıkladığımızda debug menüsü açılmaktadır. Burada da görüldüğü gibi debug on seçeneği karşımıza geliyor. Evet, burada bazı kodlar yazıp çalışma şeklini inceleyelim. Örneğin print Merhaba yazalım. Daha sonra şöyle hatta bunu sol tarafa, debug'ı da sağ tarafa alayım. Enter tuşuna bastığımızda görüldüğü gibi değişimler bulunmakta. Buradaki lokalde bulunan değişkenleri, türleri görebiliriz. Step'e basarak sonraki ekrana geçişi sağlayabiliriz. Örneğin burada ne tür bir değişiklik olduğunu bellek bölgesindeki atamaları görmemizi, daha rahat incelememizi sağlıyor. Hangi tür değişiklikleri olduysa görebiliyoruz. Bakın biz print'e bastıktan sonra Python'da arka planda run.py dosyası çalıştırılmış ve write fonksiyonunun çalıştırıldığını görüyoruz. Bu sayede bizim yazdığımız komutlar, print fonksiyonundaki komutlar tek tek okunuyor. Tekrar step'e basıyoruz ve bir sonraki seçeneğe geçildiğini görüyoruz. Yine buraya da çift tıkladığımızda bakın yine write fonksiyonunda if adımını geçip tabii bunu yine daha sonra öğreneceğiz. Buradaki komuta geçtiğini görüyoruz. Yine step diyelim, bir sonraki adıma gidiyoruz. Bakın yine çift tıkladığımda bir sonraki komut satırının çalıştırıldığını ve artık en nihayetinde ekrana merhaba sonucunun yazıldığını görüyoruz. Bakın en sonunda bu artık kapandı ve ekrana merhaba sonucunu yazdırdık. Devam edebiliriz. Bakın tabii en sonki değişkenimiz artık ters slash yani bir sonraki satıra geç komutu oldu. Örneğin bir değişken tanımlayalım. A diyelim. Python diyelim. Bakalım burada ne oluyor? Enter'a basalım. Bakın yine debug modu çalıştı. Step diyelim ve artık buradaki seçenek bitti yani artık tanımlandı değişken. Bakın bir daha buraya döndüğümde A Python şeklinde bir değişkenin tanımlı olduğunu görüyorum. Yani buradaki, bu dosyamdaki değişkenleri, tanımlı olan fonksiyonları buradan görebilirim. Tabii bu değişkenleri, dosyaları nasıl görebilirdim? Dir fonksiyonunu kullanarak da görebiliyorum. Dir yazıp fonksiyonu çalıştırdığımda, tabii bunu tamamlayalım. Görüldüğü gibi aynı değerleri, buradaki bütün değişkenleri burada da görmem mümkün. Dir fonksiyonun işini yapıyor aynı zamanda burası. Bir tane daha örneğin değişken tanımlayayım. Bu da mesela bir integer değer olsun. Tabii çift tıklayarak buradaki işlemleri de takip edebilirsiniz. Görüldüğü gibi burada tanımlı olan lokal değişkenler, global değişkenler ya da komut satırında bu işlemler nasıl çalıştırıldı, bunu görmemizi sağlayan debug modu seçeneğinde burada daha iyi anlayabiliyoruz. Geliştiriciler için debug modu oldukça önemli. İlerleyen bölümlerde gelişmiş editörleri kurduğumuzda yani Idle arayüzünde çalışmayı bırakıp gelişmiş editörlere geçtiğimizde burada daha iyi anlayacağız. Yazılan bir kodun analizini daha iyi yapmamızı sağlayan moddur. Python tabii yorumlanan bir dil olduğu için debug seçeneği de buna göre gelişmiş. Tabii derlenen dillerde debug seçenekleri biraz daha iyi yapılmakta. Ancak Python'da da bu şekilde eklentili araçlarla debug seçenekleri yapmak mümkün. Yine bunu kapatabiliriz. Bakın debug off dedi ve yazdığımız kodlar artık doğrudan çalıştırılacak. Tabii debug olduğunda önce debug ediliyordu. Değişiklikleri görebiliyorduk. Daha sonra çalıştırabiliyorduk. Bu dersi burada sonlandıralım. Debug kullanmamız gereken yerler olacak. Karmaşık ve büyük projelerde oldukça yarar sağlayacak bir eklenti diyebiliriz.